Erdoğan ortalıkta yok. Ee, bu Normal mi? Yani mesela neredeyse bir haftadır ki 15 Temmuz haftasıydı. Yani 15 Temmuz AKP'nin 3 hani yıldır beklediği, o hafta için özel etkinlikler yaptığı bir dönem. Erdoğan e, bayağı bir vakittir ortalıkta yok. Yani tatile gitmiştir. Erdoğan yapar böyle ortadan kaybolur ve tatil yapar. Ee, o arada kendi çevresinden bir takım dedikodular yayılır. Çok yaptıkları bir şey olduğu için bu. Yani Hitler de böyle şeyler yapardı. Önce kendisiyle ilgili, sağlığıyla ilgili dedikodular çıkartır. Sonra döner bakardı kim ne diyor, kim kafasını kaldırıyor diye. Ben Erdoğan'la ilgili son dönemde sosyal medyada son birkaç gündür anormal bir şey var. Dedikodu şey kazanı kaynıyor. Ben bunlara Erdoğan tatil yaptığı yerden bakarak güldüğünü düşünüyorum. Bu tür şeyler daha önce Erdoğan'ın yaptığı şeylerdi. Ben direkt sormadım. Dolaylı sordum. Siz getirdiğiniz diye soruyor. Ama bu çok normal. Mesela Cuma'ya gitmedi ya da gittiyse genelde biz biliriz. Yani Cuma'ya gider. Nerede olacağı da önceden haber verilir. Erdoğan onu bir Onu da Onu da söyleyelim. Için. Yani nereden bildiğimi şunu söyleyeyim. Kendileri açıklar zaten. Yani evet, basın bilgisi yani, olarak geldiği için. Yani, olarak değil, için. Yoksa şöyle, nereden bileceğiz? Verir. <laughs> e, ve gazeteciler de oraya gider. O da gündeme ilişki mutlaka orada konuşur. Ama 3-5 gündür ortalıkta görünmeyince de Genelde de görünmediğinde e, Türkiye açısından çok iyi şeyler olmuyor. Yani belli bir süre ortalıktan kaybolduğunda Türkiye için iyi şeyler olmuyor. Ben acaba bu kriz biraz soğusun e, sonra ortaya çıkayım diye mi bekliyor diye düşünmedim değil açıkçası. Yok yani, şöyle yani Erdoğan, zaman ortadan kaybolduğu zaman, Erdoğan ortadan kaybolduğu zaman şunu yapıyor. Genellikle işte Hakan Fidan'la ya da yakın ekibindeki insanlarla sürekli toplantılar yaparak bir strateji belirler, söylem belirler ve e, arkasından da bu uygulamaya konur. E, şu anda sanıyorum Amerika'ya karşı değişik kanalları kullanarak e, bu sorunu aşmanın hesabını yapıyorlar. Yani şunu ifade edebilirim, bakmayın mikrofona çavuşoğlu işte üstleri kapatırız vesaire falan deniyor ama Amerika'ya gelindiğinde ya da onlar adına Amerika'ya gelen çevrelerin tamamı açık çek veriyor, açık çek. Yani üstünü siz doldurun denecek kadar rahatlar. Bu konuda çok son derece bonkörler. E, Erdoğan'ın sır halkasındaki özellikle Görünmez bir takım isimlerin aylardır Washington'da Türkiye arasında Mekik dokuduğunu Washington'da herkes biliyor. Yani hiçbir siyasi misyonu olmayan ya da hiç, siyasetten hiçbir e, pozisyonu olmayan birçok isim Erdoğan'a çok yakın isimler Washington'a geldiler, önemli kişilerle görüştüler. E, bu isimler e, değişik iş adamlarını, iş adamı gruplarını e, devreye sokarak o insanlar üzerinden Trump'a ulaşmaya çalıştılar. Trump'ı bir şekilde ikna edip bu süreci. E, daha az hasarla getirmeye çalışıyorlar. Ee, o bir takım iş adamlarının kim olduğunu az çok e, Türkiye'yi takip eden insanlar biliyorlar. Bu insanlar buraya geliyor, gidiyor. E, Trump e, çevresindeki insanlara giriyorlar. Yeni lobi anlaşmaları yapılıyor. Bu lobi ile milyonlarca dolar ödeme yapılıyor. Yani aslına bakılırsa şunu demeye çalışıyorum. Hani Türkiye'de asılıyor, kesiliyor tabiri caizse milliyetçilik istismarında zirveye çıkılıyor ama okyanusu açıp bu tarafa gelindiği zaman işte biz dostuz, işte biz çok iyiyiz, biz sizinle beraberiz, aman ha bize karşı şey yapmayın, beyefendi sizi de çok seviyor falan gibi ee, şeyler söyleniyor. Yani bu siyasette Erdoğan tarzı siyasette çok yaygın olarak yapılan bir şey. Mikrofonlara başka konuşup perde gerisinde başka şeyler yapmak Erdoğan tarzı siyasetin bence alemeti farikalarından birisi.